Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler, herkese iyi çalışmalar, başarılar. Allah yardımcımız olsun. Evet, Baba Tarihi Muhammed Öztürk'te soru cevap kampında birliktesiniz. YouTube ve Instagram adreslerimizi görüyorsunuz. Tarihte en çok çıkan kavramlar ve bilgilerin yorumu videosuna çok önem veriyorum. Diğer videolarımız var, takip ediyorsunuz ama. Bu size birçok ünitede soru çözerken lazım olan bilgileri ben derleyip toparladım. Bu videoları kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ya bir de ben kitaplarımın reklamını hiç yapmıyorum ya soru çözüm kampımızda. Ya Baba Tarihi ÖABT diye bir soru cevap kitabımız var bizim. Hiçbir bilgiyi kaçırmıyorsunuz. Yani mesela siz çalışırken ne yapıyorsunuz? Bazı değil, bütün bilgilerin altını çiziyorsunuz. Yıldızlar koyuyorsunuz. Renkli renkli işaretliyorsunuz. Stickerlar yapıştırıyorsunuz. Kesiyorsunuz. Defterinizi... Ya buna son. Not çıkarma derdine son. Arkadaşlar, ben size bakın net şunu söyleyeyim. Tarihçi not çıkarmaz. Tarihçi her şeyin notunu çıkarmaz. Her şeyi yazamazsınız. Bir sürü okyanus var. Ben burada 20 tane soru veriyorum. Bu ünitede 20 tane sorum var Allah aşkına. Yüzlerce bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Yani her bildiğin bilgiyi yazma. Bilmediğin bilgileri yaz. İşte ben bu yüzden Baba Tarihi ÖABT'de amacım sizlerin hiçbir bilgiyi kaçırmaması, hiçbir ayrıntıyı atlamaması yönünde bütün bilgileri soru cevap yaptık. Mesela konu anlatımı kitapta işte okurken bazı yerlerin altını çiziyorsun ve bazı bilgileri kaçırabiliyorsunuz. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu tam algılayamayabiliyorsunuz. Ve öyle sınıflandırıyorsunuz bilgiyi. Bu önemli, bu önemsizdi. Arkadaşım senin için önemli, önemsiz bilgi diye bir şey yok. Senin için her bilgi önemli. Ve hiçbir bilgiyi, hiçbir ayrıntıyı genel, özel kaçırmaman lazım. Bu yüzden Baba Tarihi soru cevap. Soru bu, cevap bu. Soru bu, cevap bu. Soruyu okuyacaksın, cevabı öğreneceksin. Öğrendin, artık okuyacaksın. Reklamlar bitti. Evet, ilk kez yapıyorum ama ya, var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Çok kısa geçmişimdir belki. Kitaplarımız var falan demişimdir. Neden Baba Tarihi ÖABT kitabı arkadaşlar? Bununla ilgili bir tane de video çektim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, Osmanlı Devleti yükselme dönemi. Evet, soru bir. Okuyabileceğiz bakalım. Türkokratiya nedir? Evet. Var mı bilen? Karşılaştınız mı böyle bir şeyle? Yaklaşık 23 tane sorumuz olacak bu ünitede. Birkaç tane fazladan ekledim arkadaşlar sizin için. Bilgimiz gelsin. Bilgimiz gelsin arkadaşlar. İstanbul'un fethinden sonra Ortodokslar biliyorsunuz koruma altına alınmış. Patriğin idari, mali ve dini yetkileri koruma altına alıyor Ortodoks Patriğinin. Roma hukukunda adamlar demiş ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra bu Ortodoksları koruma altına aldığı döneme Türkokratiya demişler arkadaşlar. Bence farklı bir soru olabilir. Evet, denizlerde fetihler. Burada yani bir padişah vermektense şöyle bir tablo şeklinde görelim dedim. Siz de bu tür tabloları yapın arkadaşlar. Hem kuruluşta hem yükselmede denizlerde fetihler, savaşlar, antlaşmalar böyle dönem dönem tablolaştırmak iyidir. Tablolaştırdığın zaman bir bilgiyi, birçok bilgiyi bir görselde zihninde canlandırabiliyorsun. Görsel hafızana hükmetmeye çalışıyorsun. Evet, II. Mehmet. II. Mehmet döneminde arkadaşlar Gökçeada, Eriboz, Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, İşkodra adaları alınıyor. Hani burada şeye girmiyorum. Hani Mora Yarımadası var mesela. Günümüzde Yunanistan, Latina'nın olduğu yer. İşte deniz kenarında Karadeniz'de işte Amasra, Sinop. Ben ada olarak söylüyorum arkadaşlar bunları. Evet. İkinci Mehmet için. İkinci Beyazıt döneminde İnebahtı, Modon, Koron, Navarin var. Navarin'de yakacaklar değil mi? 1827'de Navarin limanında yakacaklar donanmamızı. Ama işte bu ikinci Beyazıt döneminde alınmış. Birinci Süleyman Rodos'u ele geçirdi. Preveza zaferini 1538'de yaptı. Cerbe zaferi var. Çok önemli 1560. Sonra Sakız Adası var 1566. Kanuni'nin son denizlerdeki son fethi. Sonra 2. Selim döneminde Kıbrıs alınıyor. 1571. Arkasından da İnebahtı Deniz Yenilgisi var. Yine 1571'de. Bunları da biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Birinci Süleyman'ın, ya şöyle ifade edelim. İkinci Mehmet'in alamadığı ada, kuşatıp alamadığı ada Rodos arkadaşlar. Birinci Süleyman'ın kuşatıp alamadığı ada ise Malta. Evet. Tamam. Devam.
Devam. 3. Fatih döneminde Venedik'le yapılan mücadelelerden sonra iki devletin 1479'da imzaladığı antlaşmanın içeriği nedir? Yani siz çok klasik bir bilgi biliyorsunuz ya. Venediklerle işte Fatih döneminde Venediklere ilk imtiyazlar, ayrıcalıklar verilmiştir. Hani klasik bir genel kültür bilgisi ya bu. Bunun dışında ya bir antlaşmanın içeriğine bakalım dedim ben ya. Birlikte bakalım dedim ki hani içinden birkaç farklı bir şey çıkar mı? Birkaç yorum yapabilir miyiz? Bir bakalım. Evet. Venedik İstanbul'da bir elçi bulundurabilecek. Bu ilk kez verilen bir hak arkadaşlar. Daha önce böyle bir devlete bir hak verilmemişti. Bu elçiyi arkadaşlar Balyoz diyorlar aynı zamanda. Unutmayın. Balyoz. Z ile de yazılabilir. Çok önemli değil. Balyoz, Balyoz. Evet. Venedik Osmanlı'ya vergi verecek. Birçok antlaşmada bu olabilir. Ekonomik yorumlarını zaten kolay bir şekilde yaparsınız. Arnavutluk'taki Kroya, İşkodra Osmanlı'da kalacak. Bak. Kroya, İşkodra Osmanlı'da kalacak toprak. Bunlar Balkanlar'da arkadaşlar. Arnavutluk'ta diyor zaten. Osmanlı'da Dalmaçya, Arnavutluk ve Mora'da aldığı yerleri geri verecek diyor. Yani biz Mora'yı almıştık daha önce de ama Mora'yı vermiyoruz. Mora'da birkaç küçük yer var arkadaşlar. Oraları veriyoruz. Arnavutluğu mesela Fatih ele geçiriyor ama Arnavutluk'ta da alınan birkaç yer var. Onları geri veriyoruz. Yoksa Arnavutluğu tamamen vermiyoruz arkadaşlar. Oralarda aldığı yerleri geri veriyoruz. Birkaç yer var. Osmanlı egemenliğindeki yerlerde Venediklilere ticaret yapma hakkı verilmiştir. İşte imtiyaz maddesi bu. Birçok yerde işte kapitülasyon olarak geçiyor. Ama son dönemde şimdi o bilgilere girmek istemiyorum. İşte kuruluş döneminde de işte Raguza'ya verilen birçok şeyler var. Onları güzel bir şekilde analiz edin arkadaşlar. Venedikler İstanbul'a bir ressam göndereceklerdi. Ben bunu çok beğeniyorum bu maddeyi. Venedikler İstanbul'a bir ressam göndereceklerdir. O ressam kim biliyor musunuz arkadaşlar? O ressam Bellini. Fatih Sultan Mehmet'in resmini çizen Bellini arkadaşlar. Ya Fatih bir ressam istemiş. Resim yaptırıyor adam. Resmini yaptırıyor. Gelecek nesillere hayranıyım Fatih'in ya. Fatih döneminde kuşatılan ama alınamayan adı hangisidir? Ya bunu az önce ben söyledim ya. Tüh. Rodos arkadaşlar. Rodos'u şey alacak. Kanuni Sultan Süleyman alacak. Az önce söyledim. Fatih Sultan Mehmet Saint-Jean şövalyelerinin elindeki Rodos adasını kuşatıyor. Ama alamıyor arkadaşlar. Belgrad'ı da alamıyor arkadaşlar. Balkanlarda da Sırbistan ele geçiriyor ama Belgrad'ı alamıyor. Bu ikisini de Rodos'u da Belgrad'ı da ileride Kanuni Sultan Süleyman alacak arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Hatta Belgrad Kanuni'nin ilk fethi. Rodos Kanuni'nin ilk deniz fethi. Evet, soru 5. Mora ve Trabzon fetihlerinin önemi nedir? 1460 ve 1461. Trabzon'da zaten 1461 Trabzonspor futbol takımı var biliyorsunuzdur belki. 1461 Trabzon. Sevgili arkadaşlar, şimdi basit fetihler değil bunlar. Şimdi Mora dediğimiz yer Atina'da. Yani günümüzde Yunanistan'ın olduğu yer. Trabzon'da da 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Fatih Sultan Mehmet onu ele geçirdi, onu ortadan kaldırdı. Topraklarına kattı. Karadeniz kenarında biri Ege, Akdeniz egemenliği için Mora. Trabzon ise Karadeniz egemenliği için önemli yerler. Peki hocam bunun dışında bir önemi var mı bunların? Sen saydın ama başka bir şey mi söyleyeceğim bize? Evet arkadaşlar başka bir bilgi vereceğim size. Bilen arkadaşlarımı tebrik ediyorum tabii ki. Şimdi Fatih 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra şöyle bir bakıyor ya ileride İstanbul'u ben aldım ama İstanbul benden yer almak isteyebilecek bu Bizans'ın akrabaları var mı? Hani Papa'yı geçiyorum, Haçlıları geçiyorum. Diyor ki bir bakıyor Roma var, Mora var pardon, Mora Atina'da. Bir bakıyor Trabzon var, Trabzon Rum İmparatorluğu var. Diyor ki bunlar benim üzerime gelmeden ben bunların üzerine gideyim diyor. Bizans ile kültürel ve akrabalık bağları olan Mora'yı ve Trabzon'u fethediyor. Böylece Bizans'ın, işte bilgi bu, yeniden diriltilmesi çalışmalarını sona erdiriyor. Mora'nın ve Trabzon'un fethleri aslında İstanbul'un korunması fethleridir. Önemli. Karamanoğulları, Karamanoğullarından ne çektik ya? Birinci Murat döneminde az önce anlattım. İlk askeri mücadeleler başlıyor. Sonra birinci Beyazıt geçiyor. İstanbul'u kuşatıyor. Bunlar bizden toprak alacağız diye bize saldırıyorlar. İstanbul'un fethi sırasında Fatih akıllık yapıyor. Önce Karamanoğulları'yla bir anlaşıyor. Anlaşıyor.
Ya diyor ki ya bir antlaşma imzalı şu İstanbul'u bir halledeyim ya diyor. Yani bak ayıp ediyorsunuz diyor. Bu Karamanoğulları sonraki süreçte ama Memlüklerle, Akkoyunlularla ve Venediklilerle ittifak yapıyordu Osmanlı'ya karşı. Şimdi bakıyorum Memlük Türk Müslüman, Akkoyunlu Türk Müslüman, Venedik Hristiyan. Türk değil. Bunlarla ittifak yapıyor Karamanoğulları. O zaman buradan şöyle bir yorum yapalım. Siyasi ilişkilerde arkadaşlar bazen din ve etnik yapı kenarda bırakılabiliyor. Önemli olan siyasi çıkar olabiliyor arkadaşlar. Tarih boyunca da bunun örneklerini defalarca gördük, gördünüz, görüyoruz. Pir Mehmet Memlüklerin ve Akkoyunların desteğiyle tahta çıkıyor. Karamanoğullarında. 1466'da Karamanoğulları üzerine sefer yapıyor Fatih Sultan Mehmet. Konya, Karaman, Alanya, Silifke topraklarını ele geçiriyor. Karamanoğulları Niğde'de ve Laren'de de küçük yerlerde varlığını devam ettiriyor arkadaşlar. Karamanoğullarına son verilmesi ise tamamen 2. Beyazıt dönemi arkadaşlar. Bu da bir bilgi sorusu olarak sınav sorusu olabilecek bir bilgidir. İlk mücadeleler 1. Murat döneminde başlıyor. Kuruluş döneminde. Karamanoğullarına tamamen son verilmesi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 2. Beyazıt dönemi. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda atılan bir adımdır diye bildiğimiz klasik yorumu da ekleyelim. Fatih'in hocalarını yapmış olan kişiler kimlerdir? Akşemseddin. Mikrobun tanımını yaptı değil mi ilk kez? Molla Hüsrev. Molla Hüsrev, Fatih'in dönemin Ebu Hanifesidir dediği kişi. Molla Gürani. İtalyan Anconalı Criaco. Ya. İşte ben bu yüzden Fatih hayranım. Adam gerçekten ufku çok geniş bir adam. Sadece Türk ve Müslümanlardan değil, gerekirse yabancı hoca tutmuş ya kendini. Ankanalı Krioko'da ne öğrenmiş adam? Adam Latince öğrenmiş. Latince öğrenmiş. Roma'yı öğrenmiş. Kültürü öğrenmiş. Medeniyet öğrenmiş. Devam. Manisa Sancakbeyliği sırasında da Kasapzade Mahmut ve Nişancı İbrahim adında da lalaları var arkadaşlar. Kasapzade Mahmut ve Nişancı İbrahim genellikle yukarıdakiler gelir. Ankanalı Kriyako, Fatih'in Manisa'daki şehzadeliğinden itibaren Roma ve Yunan kültürünü tanımasında etkili olan kişidir arkadaşlar. Ankonalı Kriyako. İkinci Beyazıt döneminde biraz tempo yapalım hadi. İkinci Beyazıt döneminde Venedikler ile 1499'da yapılan savaşın adı nedir? Arkadaşlar, Sapienza deniz muharebesi var. İlk kez Baba Tarih'in 2015 yılında kaynaklara soktuğu bir bilgidir arkadaşlar. Bakın bu. Şimdi her kaynakta görürsünüz. Sapienza deniz muharebesi arkadaşlar. Diğer adı Zanchio Deniz Muharebesi veya Birinci Nebahtı Deniz Muharebesi olarak da geçiyor. 1499'da Venediklerle yapılan savaşın adıdır. Sapienza Deniz Muharebesi kimlerle yapılmıştır? Venediklerle. Venediklerle 1499'da yapılan Sapienza Deniz Savaşı hangi padişah dönemine denk gelmektedir? Ya bu 1499'u verirse tarihçiler için kolay olur ya. İkinci Beyazıt. Tarihte ilk defa gemilerde top kullanılan ilk savaş bu. Bak gemilerde diyorum. Topun ilk kez kullanıldığını hani Kosova Savaşı'ndan biliyorsunuz. Birinci Kosova'dan zaten siz. Biz burada neyi kastediyoruz? Gemilerde top kullanılması Sapienza Deniz Muharebesi. Soru 9. Elhamra kararnamesi nedir? Cevap. İkinci Beyazıt. Arkadaşlar biliyorsunuz ikinci Beyazıt döneminde 1492 yılında İspanya'da bulunan Yahudilere ve Müslümanlara büyük bir baskı uygulanıyor. Hristiyanlar tarafından soykırım derecesine varan davranışlar var. İkinci Beyazıt eyalet yöneticilerine şöyle bir kararname gönderiyor. Elhamra kararnamesini gönderiyor ve şöyle diyor. İspanya Yahudilerini geri çevirmek, pardon. İspanya Yahudilerini geri çevirmek şöyle dursun. Tam bir içtenlikle karşılamalarını, aksine hareket ederek göçmenlere kötü muamele yapacakların veya en ufak bir zarara sebebiyet vereceklerin ölümle cezalandırılmasını. Elhamra kararnamesini kendi eyaletlerindeki kişilere gönderiyor. Ben diyor 1492'de oradan aldım, getiriyorum. Müslümanları, Yahudileri, onları yerleştiriyorum işte nereye? Kuzey Afrika topraklarını nereye? İşte Yunanistan'ı nereye? İzmir, Ege çevresini, İstanbul'a. Diyor ki eyalet yöneticilerine Elhamra kararnamesiyle bunlara karşı çıkmayın, kötü muamelede bulunmayın, bunlara yardımcı olun diyor. Bak gerekirse diyor ölümle cezalandırırım sizi diyor. İkinci Beyazıt. Evet.
Bir bilgi daha ekleyelim ya. İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerde yaşayan Yahudilere seferat diyorlar arkadaşlar. Seferat. Seferat diye de bir grup vardı eskiden. Yanlış hatırlamıyorsam. Müzik grubu. Seferat kelime olarak çıkabilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Memlüklerle olan ilişkiler nasıl gelişmiştir? İlk kez 1. Beyazıt döneminde Dulkadiroğullarından Darende Elbistan ve Malatya'nın alınması üzerine Memlüklerle ilişkiler bozuluyor arkadaşlar. Bu kuruluş dönemi. Sonra Fatih döneminde Memlüklerle ilişkileri bu sefer Hicaz su yolları meselesi bozuyor. Çünkü hacca giden Müslümanların su ihtiyacını karşılamıyor Memlükler. Onların güvenliğini sağlamıyorlar istediğimiz gibi. Dulkadiroğulları meselesi var. Arada tampon bölge Memlük devletiyle. Memlüklerin Akkoyunlarla tabii güzel ittifaklar yapıyorlar adamlar. İttifak yapıyor Memlük Akkoyun. Hatta Karamanoğulları'nı da buna katabiliriz. Venedikleri de buna katabiliriz. Bunlar ittifak yapıyorlar. Böylece ilişkiler gerginleşiyor. Sonra Memlüklerle olan ilişkiler 2. Beyazıt döneminde savaş aşamasına geliyor arkadaşlar. Ama yapılan bir savaş yok. Ve Yavuz döneminde, Yavuz biliyorsunuz 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşlarıyla Suriye ve Mısır topraklarını ele geçiriyor. Evet. Sur 11. 1539'da 1. Süleyman'ın tablosunu yapan ressam kim? Sadece Bellini mi bilelim arkadaşlar? Sadece Fatih mi bilelim? O zaman ne farkı var Baba Tarih ÜABT kitabının diğerlerinden? He? Bellini'yi sorsa genel kültür sorusu olur ya Bellini. Ama bu ÜABT sorusu olur. Arkadaşlar İtalyan Titian. Geri yerler bir görelim ya. Bir nasıl yazdığını görelim. İtalyan Titian Kanuni Sultan Süleyman'ın, Muhteşem Süleyman'ın resmini yapan kişidir arkadaşlar. Bellini, Titian. Bellini, Fatih, Titian, Süleyman. Soru 12. Kanuni döneminde çıkan isyanlar hangileridir? Bunu niye veriyorum biliyor musunuz? 17. yüzyılda çıkan isyanlarla karıştırmayın diye bir kulak dolgunluğunuz, göz dolgunluğunuz olsun. Hatta size tavsiyem şudur. Osmanlı'da genel olarak kuruluştan yıkılışa kadar çıkan isyanları şöyle bir dönem dönem kablolaştırmanızı tavsiye ederim. Nereden başlayalım? Mesela şeyden, işte bu Çıktepe isyandan, Yeniçerilerin çıkardığı isyandan. Ondan önce 1. Mehmet döneminde Aydınoğlu Cüneyt isyanı anlattım bir önceki derste. Onları da ekleyebilirsiniz. Böyle Kanuni dönemi isyanları. İşte 2. Beyazıt döneminde Şah Kulu'yu ekleyebilirsiniz. Sonra duraklama döneminde çıkan isyanlar, işte eyalet isyanları. Değil mi? Hadi verelim. Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Baba Zünun, bak babalar karışmasın. Baba İshak ayrı. Baba İshak ta nerede? Türkiye Selçuklu Devleti döneminde 1240'ta. Babailer, Baba Zünun, ben de Baba Tarih. Kalenderoğlu, tabii bizim isyandaşımız olmaz. Şeyh Suvaroğlu Ali Bey, Üzeyirli Seyit, Domuzoğlu, Yekçe Bey, Veli Halife. Arkadaşlar burada özellikle Canberdi Gazali'yi, Ahmet Paşa'yı, Baba Zünun'u ve Kalenderoğlu isyanlarını biliyorsunuz. ÖABT'ciler lütfen Şeyh Suvaroğlu Ali Bey, Üzeyirli Seyit, Domuzoğlu, Yekçe Bey ve Veli Halife isyanlarında lütfen bir yere yazsınlar. Bir göz dolgunluğu olsun ya bir görelim. Tamam. Hadi bakalım. Bu isyanların azınlık isyanı olduğunu söylememize bile gerek yok. Bu isyanlar 1500'lü yıllarda. Azınlık isyanları ne zaman çıktı? 1789 Fransız İhtilali'nden sonra. Mesela sizi gençler, beyler, arkadaşlar, bayanlar, beyler, bayanlar, gençler diyorum. Şimdi özellikle 17. yüzyılda yani Osmanlı'nın duraklama döneminde çıkan isyanlarda da hep bu isyanlar hakkında yorum yaparken seçeneklerde, testlerde falan işte azınlık isyanını görünümü büründürmeye çalışıyorlar, böyle kandırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar duraklama dönemi isyanları da azınlık isyanları değil. Yani 17. yüzyıla çıkan isyanlardan da bahsederse aynı Kanuni dönemi gibi asla azınlık isyanı yorumu yapmayın. İlk azınlık isyanı 1804 Sırpların beyler bayanlar. Değil mi? Devam. Barbaros olarak bilinen Osmanlı denizcisi kimdir? Barbaros'un adını soruyorum arkadaşlar. Gerçek adını soruyorum. Hızır Bey. Hızır. Hızır Reis.
Kaptanı Derya oluyor Kanuni Sultan Süleyman döneminde değil mi? Hızır Reis. Kızıl Sakal. Ve kardeşleri İlyas ve Oruç Reisler 1516'da Yavuz Sultan Selim'in desteğiyle Cezayir'i alıyorlar. Kanuni döneminde de Osmanlı'ya bağlanıyorlar arkadaşlar. Yani Yavuz döneminde de Barbaros Hayrettin Paşa tabi o zamanlar tam bir bağlılık yok devlete karşı. Cezayir'i alıyorlar. Korsanlar ya bunlar, korsanlar. Kanuni döneminde de Cezayir Osmanlı'ya bağlanıyor arkadaşlar. Kaptanı Deryalık ve Cezayir Beylerbeyliği'nde bulunmuştur Hızır Reis Barbaros Hayrettin Paşa. Kuzey Afrika. Ne sormuşum Kuzey Afrika ile bakalım. Gelsin bilgiler hadi. Mısır'ı Yavuz Sultan Selim aldı. 1516-1517 Mercidabık-Ridaniye Savaşları. Ve ilk Kuzey Afrika fethileri başladı. Trablusgarp hemen yanında 1551'de Kanuni Sultan Süleyman aldı. Turgut Reis. Sencen Şövalyelerinden alıyor. Sonra Cezayir var. Az önce söyledik. Hızır Reis himaye altına alıyor 1534'te. Kanuni Sultan Süleyman döneminde arkadaşlar. Tunus 1574'te ikinci Selim. Kılıç Ali Paşa alıyor burayı. Tunus'un özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bu dönemde Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa ikinci Selim döneminde alındığını bilin. Kanuni zannediyorsun sen. Hep kanunu zannediyorsun. Böyle 1-2-3 öncülü soru sorabilir. 1. Trablusgarp, 2. Cezayir, 3. Tunus. Yukarıda verilenlerden hangileri kanuni döneminde fethedilmiştir? 1-2-3 işaretlersen kalırsın öyle. Tunus yok. Tunus yok. İkinci Selim o. Bir de Fas vardır ya. Burada Fas'ı verelim. 1571 yılında Vadiyü's-Seyl Savaşı oluyor arkadaşlar. 3. Murat döneminde alınıyor. Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa alıyor Fas'ı. Fas'ın alınmasıyla beraber de klasik bir yorum yapalım. Osmanlı sınırları Atlas Okyanusu'na kadar uzanmıştır diyoruz. Kuzey Afrika fethileri böylece tamamlanmış oluyor. Bu dönemsel karşılaştırma bilgilerini çok seviyorum. Kanuni'nin aldığı sonunda Kanuni'nin son seferi Ziget var. Bunu biliyoruz. O genel kültürde sorarlar onu. Kanuni'nin aldığı son ada arkadaşlar Sakız Adası 1566. Yani yine aynı vefat ettiği yıl zaten. Ziget var seferi de 1566'da. Onun öncesinde Sakız Adası'nı alıyor. Ödedikleri vergiyi ödememeleri üzerine Cenevizlerden Piyale Paşa tarafından alınıyor burası. Cenevizler diyorlar ki Sakız Adası'nı siz dursun ama vergi verin bize. Onlar da vergi vermeyince de madem vergi vermiyoruz biz de ele geçirelim burayı demişler. Batı Akdeniz kıyılarının ve boğazların güvenliği sağlanmıştır. Bu Batı Akdeniz kısımlarına çok önem veriyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Sakız Adası'nın olduğu yere lütfen bir bakın. Coğrafya bilgisi önemli. Soru 16. Kanuni döneminde kuşatılan ama alınamayan tek ada. Bunu da daha önce söylemiştim. O deniz fethileri sırasında arkadaşlar. Malta'dır. 1595'te buraya kuşatıyor Kanuni Sultan Süleyman. Alamıyor. Senjen Şövalyelerinin elinde arkadaşlar burası. Turgut Reis bu kuşatma sırasında şehit düşüyor ve kuşatma kaldırılıyor. Sokollu Mehmet Paşa hangi padişahlara sadrazamlık yapmıştır? Önce Kanuni Sultan Süleyman adını analım. Arkasından 2. Selim diyelim. Arkasından da 3. Murat'ı analım. 1579'da Sokollu Mehmet Paşa ölüyor sevgili arkadaşlar. Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin denizlerde aldığı ilk yenilgi hangisidir? Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin denizlerde aldığı yenilgi hangisidir? Ha, tamam ya bu sakal muhabbeti. Arkadaşlar, İnebahtı Deniz Savaşı. Bunu zaten biliyorsunuz. Siz hani Sokollu'nun sözünü falan biliyorsunuz. Ama ben bu soruyu şu yüzden sordum. İnebahtı Deniz Savaşı'nın Lepant Deniz Savaşı olduğunu bilin istiyorum arkadaşlar. Lepant Deniz Savaşı olarak geçiyor. Osmanlı'nın ilk kez donanması burada yakılıyor. Sonra işte şeyi biliyorsunuz. Şu Çeşme'yi, Sinop'u, Navarin'i, Sinop'u biliyorsunuz zaten. İnebahtı'yı da biliyorsunuz artık diyelim. Venedik, Ceneviz, Papalık ve Malta Şövalyelerin ile yapılıyor bu Lepant İnebahtı Deniz Savaşı. Ve işte öğrenmenizi istediğim bir bilgi daha. Osmanlı kaynaklarında bu savaş Sıngın Savaşı diye geçiyor. Osmanlı kaynaklarında Sıngın Savaşı olarak geçen savaş hangisidir? İnebahtı Deniz Savaşı. Yapacak bir şey yok. Öğreneceğiz arkadaşlar. Yani İnebahtı yani fark yaratmamız lazım ya. Yani 75'ten soru çıkıyorlar. İnebahtı Deniz Savaşı'nı mı sorsun adam? Lepant'ı soracak tabii. Sıngın Savaşı'nı soracak ya.
Tamam, kolay sorular da gelir. Müezzinzade Ali Paşa var. Daha sonra Kılıç, Uluç Ali Paşa kaptan eder ya oluyor diyelim. Evet. Bu savaş sırasında, İnebahtı Deniz Savaşı sırasında Müezzinzade Ali Paşa var arkadaşlar. Daha sonra o yenilgi üzerine tabii Uluç Ali Paşa, Kılıç Ali Paşa unvanını alarak Kaptan Derya oluyor. Kaptan Derya değiştiriyor. Bu dönemde Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa. Bu arada Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa hakkında şunu söyleyelim. Sokollu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın fethine karşı aslında başlangıçta. Orayı Lala Mustafa Paşa alıyor arkadaşlar. Sokollu karşı Kıbrıs'ın fethine diyor ki bu durum diyor bir Haçlı ittifakına sebep olur diyor. Yani almayalım burayı kuşatmayalım diyor. Ama tabii Kanuni Sultan Süleyman kafasına koymuş. Kanuni Sultan Süleyman diyorum ya. Kanuni öldü. İkinci Selim kafasına koymuş. Burayı alıyor arkadaşlar. Ve sonra da gerçekten de bir Haçlı ittifakı oluyor. İnebahtı bizi yeniyorlar. Ama Sokollu orada ünlü sözünü söylüyor zaten. Siz bizim sakalımızı kestiniz. Biz sizin kolunuzu kestik diyor. Biliyorsunuz süreci. Leistan. Leistan neresi biliyor musunuz? Günümüzde Polonya. Polonya. Podolya değil ha bak. Polonya. Podolya. Podolya. Evet, Podolya Lehistan. Arkadaşlar, kim Lehistan'ı kim himaye altına almış? 1575'te 3. Murat Lehistan'ı alıyor. Bu dönemde 3. Selim. 3. Selim nereden çıktı? 3. Murat devletin başına aklım bir yere gitti. 3. Murat devletin başında arkadaşlar bu da Avrupa'da yapılan bir fetihtir. Bu Lehistan'la ilgili daha sonra duraklama dönemini anlatırken Buca Antlaşması işte 1672 Batı'da en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma diye arkadaşlar bunları anacağız biliyorsunuz. 3. Murat'ın Lehistan'ı himaye altına yani Lehistan'ı fethetmiyor. Himaye altına benim seni bundan sonra ben sizi koruma altına alacağım diyor. Ve bu dönemde 3. Mehmet Lehistan'ın başına Batürre diye bir adam var. Onun geçmesini sağlıyor arkadaşlar. 2. Beyazıt döneminde yani daha önceden tabii mücadeleler başlamış. Piri Reis ünlü dünya haritasını ne zaman yapmış? Hangi padişah döneminde? Değil. Yavuz Sultan Selim döneminde yapmış. Kanuni diyenler için değil dedim arkadaşlar. Yavuz diyenleri tebrik ediyorum. 1513 Yavuz Sultan Selim döneminde sevgili arkadaşlar Piri Reis dünyaca ünlü haritasını yapıyor. Sonra Yavuz Sultan Selim'e bunu sunuyor. Sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde bunu güncelliyor ve bu sefer de Kanuni Sultan Süleyman'a sunuyor arkadaşlar. Geri gel bir şey söyleyeceğim az sonra. Kanuni Sultan Süleyman'a sunuyor. Bu dönemde bir bilgi verelim. Hint Deniz Seferlerine katılıyor Piri Reis ve Hint Deniz Seferlerinde başarısız olan bir sefer yapıp donanmayı bırakıp Mısır'a geldiği için idam ediliyor ya. Piri Reis Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mısır'da idam ediliyor. Böyle bir şey var mı ya? Ya buna çok kızıyorum ya. Evet devam. Ebu Suud Efendi hakkında biraz bilgi verelim arkadaşlar. Kanuni devrinde 1545'te Şeyhülislam'la getirilmiş olup onun ölümünden sonra da 2. Selim devrinde görevini sürdürdü. Hoca Çelebi denilmiş çok ünlü bir Şeyhülislam biliyorsunuz. Doğaname ve Kanunname adlı eserleri var. Doğaname, Kanunname. Eserleri var arkadaşlar. Evet, topların kullanıldığı ilk meydan savaşı hangisidir arkadaşlar? Şey olarak şimdi meydan savaşı meydan altını çizdim. Şimdi bazı kaynaklarda 1. Kosova Savaşı Kosova Meydan Muharebesi olarak geçiyor arkadaşlar ama yani bilgiyi biz şöyle düzeltelim. Topun kullanıldığı ilk savaş Kosova Savaşı. Topun kullanıldığı ilk meydan savaşı Otlukbeli Savaşı 1473 Akkoyunlarla yapıldığı savaş askerleri. Topun kullanıldığı ilk gemiye konularak yapılan savaş Sapienza Savaşı arkadaşlar Venediklerle 2. Beyazıt döneminde. Orta Avrupa'nın kapılarının açıldığı ilk fethi hangisidir? Şimdi Çimpe Kalesi Rumeli'nin önünü açıyor. Edirne'nin fethi Balkan fetihlerinin önünü açıyor arkadaşlar. Sonra Belgrad'ın 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmesiyle de Orta Avrupa'nın yani Macaristan coğrafyasının önü açılıyor arkadaşlar. Bu güzel bir soru olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Evet.
Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah arkadaşlar. Ordunun başına sefere çıkmayan ilk padişah II. Selim. Kanuni Sultan Süleyman öldükten sonra ordunun başında sefere çıkmamış ilk padişah II. Selim. Ondan önceki bütün padişahlar çıktı. Bütün padişahlar. Evet. Sevgili arkadaşlar, son bilgimiz olsun bu. Biraz yerinin üzerine çıktık. Bir sonraki derslerimizde unutmayın. Duraklamadan belki kültür medeniyet yaparız. Devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Çok uzatmayayım artık. Kendinize iyi bakın.